has bir İşin şey. Daha tuhaf tarafları var aslında bu bitirdiysen Halime buyur, sözünü. Yani yok, aklıma şimdi, gelirse ben. Şimdi kutuplaşma siyaseti herhangi yani bizi izleyicilerimiz şu anda önünde bilgisayar varsa ne olur? Kutuplaşma ve Kılıçdaroğlu diye herhangi bir arama motorundan bir aratsınlar ve şu kavramları, şu başlıkları görecekler. İşte AK Parti'yi suçlayıcı bir dille Türkiye siyasetini kutuplaştırdığı, işte bunun üzerinden bir Türkiye'de gerginlikler çıkardığına yönelik onlarca şikayetini görecek. Yani aslında ama mümessili bizzat kendisi. Ha, işte tam oraya geleceğim. Şimdi başka bir yere geliyorum. Şimdi bu mesele çıktığında yani sonuçta siyaseti yakından izleyen birisi olarak daha zihnimde taze. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlattı. Onun sonunda bir Maltepe'de konuşma yaptı. Sonra Çanakkale'de bir kurultay düzenledi ve bu kurultayda 5 maddelik bir ne diyeceğiz ona, deklarasyon mu diyeceğiz ya da kendisini bağlayıcı manifesto yayınladı. Bu manifestonun dedim ki ya bu meseleler tartışmalar olunca çünkü bir yerde zihnimde var, bir bakayım şu 5 madde neymiş, yani ne söylemiş, kendisini 2019'a yönelik gelecek siyasete göre bağlayıcı ne söylemişti. 3. maddede yaşamda adalet başlığında şöyle bir şey demiş. İktidarı suçluyor işte her geçen gün kutuplaşmayı derinleştirdiği, Türkiye'de bir ötekileştirme siyaseti uyguladığı, çatışma üzerinden iktidarını yürüttüğüne yönelik bir tespit yapıyor ve ardından çözüm diyor. Yani bizim çözümümüz nedir? Buradan tamamen okuyorum şeyden, manifestodan. Çözüm, çatışma, kutuplaşma ve ötekileştirme siyaseti terk edilmeli. Ayrılıklar uzlaşma dili ve yöntemleriyle ele alınmalı. Huzur siyaseti inşa edilmelidir. Şimdi bunu ne yaptılar? 24 gün yürüdüler. Ardından 4 gün kurultay topladılar ve sonuçta da böyle bir kendilerini de bağlayan bir deklarasyon, manifesto yayınladılar. Şimdi maalesef Türkiye'de siyasette tutarlılık dediğimiz şey öyle özellikle CHP aklımıza gelince pek de bizim karşılaştığımız bir durum değil. Yani sen bir deklarasyon yayınlıyorsun, siyasette kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, birlikte yaşamayı inşa etmeliyiz diye bir çözüm sunuyorsun ve bunun üzerinden daha hafızamız tazeyken sanki seçmenle toplumla alay eder gibi kutuplaşmanın tırnak içerisinde tabiri caizse dibini gören bir dil kullanıyorsun, bir söylem kullanıyorsun. Yani bundan daha toplumu, siyaseti kutuplaştırıcı bir dil olabilir mi? Yani işte bir ülkenin cumhurbaşkanına seçilmiş liderine faşist, diktatör kelimelerinin içinde geçtiği kavramlar kullanıyorsunuz. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı ise yani siyasetin biraz daha ötesine geçtiğiniz zaman Türkiye'de belirli çevreler, özellikle çıkar grupları toplumun belirli kesimlerine yönelik olarak hep şunu söylerler. İşte nefret söylemi kullanıyorlar, kutuplaştırma söylemi kullanıyorlar, ötekileştirme söylemi kullanıyorlar. Ama bu söylemi kullananlara karşı yani işte CHP'li aktörlere karşı toplumun işte AK Parti seçmenine, muhafazakar seçmene yönelik olarak, toplum kesimlerine yönelik olarak kurdukları itirazın hiçbirini bunlara yapmıyorlar. Bakın bir sürü işte nefret söylemiyle ilgili yayınlar var, internet siteleri var. Onlara baksınlar, yarın bunların bir nefret söylemi içerisine dahil edilip edilmeyeceğine yönelik herhangi bir şey yazıyorlar mı? Yani biz şunu biliyoruz. Az önce de atıf yaptınız. Gezi Parkı eylemlerinde işte yeni bir gençlik tarifi yaptılar. Bunların sosyal medya alışkanlıkları üzerinden orantısız zeka diye siyasetçiye, topluma hakaret edenleri kutsadılar. Ve dediler ki ya işte bu AK Parti seçmeni, muhafazakar çevreler bu sosyal medyayı kullanmaz. Böyle bir zeka tırnak içerisinde onlarda olmayabilir gibi bir söylem ürettiler. Ama sonradan bir baktılar ki aslında öyle değilmiş yani. O zeka dedikleri şey işte toplumun her kesiminde olan bir şey ve ondan ajanslarda kotarılmış bir şey. Ondan yani, sonra dediler ki kendilerine karşı da kendilerinin yaptığı kullanılınca ya bunlar trollük yapıyor dediler. Ama başta kutsuyorlardı bunu. Dolayısıyla bu Kılıçdaroğlu'nun, işte genel başkan yardımcısının, işte bir belediye başkanının, bir siyasetçiye, Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye yönelik olarak kullandığı bu dil siyaseti kutuplaştırmadan başka kendilerinin itiraz ettiği şeyi tam da kendileriyle yapmasıdır. Şimdi, bir cümle, evet. İsmail,
Niye böyle bir şey uyguluyorlar? Onu konuşacağız büyük ihtimal, ya da böyle bir soru gelebilir. Çünkü ellerindeki bütün sermayeyi tüketiyorlar, yürüyüş yapıyorlar, olmuyor. Kurultay düzenliyorlar, olmuyor. Ve o zaman ya bu olmadı, bir de şu kutuplaşmayı bir daha derinleştirelim diyorlar.